Tepki Hareketliliği ekonomist Tonguç Bey'le konuşacağız. Hemen ben kendisine dönmek istiyorum. Tabii konu başlığımız özellikle dolardaki ani yükseliş ve düşüş olacak ve aynı zamanda altındaki hareketliliği konuşacağız. Neler söyleyeceksiniz? Neden kaynaklandı bu ani yükseliş? Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Cuma günü 5.74-5.75 kapatan bir kur seviyesi vardı. Aslında çok sınırlı bir zaman diliminde bir alt seviyelerin üstü pazartesi sabahı açılışında test edildi ama şu an için yine piyasalarda 5.80-5.80 arasında 82 arasında bir fiyatlama oluyor. Bu fiyat hareketinin de nedeni aslında kur tarafında Cuma günü Asya piyasalarının kapalı olduğu bir zaman diliminde Amerika'da Jackson Hole toplantısında işte Fed'in başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında çok rahatsız olmayan piyasa sonrası Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları geldi. Yani hem işte Çin mi bizim düşmanımız yoksa Başkan Powell mı bizim düşmanımız gibi. Sonrasında iki ayrı ürün grubunda diyelim toplam yani bir tanesi 300 milyar dolar bir tanesi 250 milyar dolarlık iki tane vergi arttırımına gideceğini Eylül ve Ekim'de %5'lik dilimlerle gideceğini söyledi. Ve Çin'le arasındaki bu gerginliğin arttığı algısı ortaya çıktı. Dolayısıyla pazartesi sabahı Türk piyasaları açılmadan önce Asya piyasalarında çok kısa süreli özellikle Yuan'ın yani Çin para biriminin değer kaybettiği ve Japon para birimi yenin değer kazandığı bir ortamda TL'nin de kısa süreli değer kaybettiğini gördük. Bugün için aslında stres gelişmekte olan piyasalar için hala devam ediyor ama biraz daha Cuma akşamına göre daha sakin diyebileceğimiz bir piyasa var. Kısa dönem için dolar TL'de de tahmin ediyorum 5.85 geçilmezse ve Çin'le Amerika tekrar sabah Trump'ın yeni tweetiyle uyandık ve Çin'le tekrardan görüşmeleri olumlu şekilde devam edebiliriz açıklamaları gerçekleşirse belki tekrar 5.70-75 seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum. Altın tarafına da kısaca gelmek gerekirse gram altında özellikle 300 TL'lerin üzerine biz yine akşamki TL fiyatlamasıyla gördük. Ama şu an için orada da 285 TL civarlarında bir fiyat görüyoruz. Önümüzdeki dönem kurdaki yukarı hareket ve biraz da ons altının onu da yani bu hafta sonundan bugüne işte özellikle yükseliş ivmesinde gördüğünüz 1555 dolarlarda gördüğünüz bir ons altında zaman zaman yukarı hareketlerde görebiliriz gram altın için söylüyorum ama tahmin ediyorum kurda kısa süreli bir gerileme bu hafta içerisinde görebilirsek ki veri akışı çok sakin orada da tekrardan 1280 TL'lere doğru geri çekilme olabilir ama yıl içerisinde gram altının ben hem kur tarafından hem de özellikle ons altında yukarı yönlü beklentiyle birlikte 300 TL'lere doğru kalıcı bir şekilde hareket edebileceğini düşünüyorum. Kısaca ons altına da bakarsak tarihi zirvelerinde yani son 5 yılın en yüksek seviyesinde eğer 1550 dolarların üstünde kalıcılık sağlayamazsa ve bugün itibariyle 1525 dolarların altına doğru bir geri çekilme görürsek ve tekrar söylediğim gibi Çin'le Amerika gerçekten tekrar masaya oturup olumlu bir şekilde anlaşmayı ya da bu ticaret savaşlarını lehlerine çevirebilirse tekrar 1500 dolar ve altını görme şansımız var. Şimdi bu 3-4 gün önümüzde veri akışı sakin. Biraz daha acaba Çin tarafından yeni açıklama ne olacak? Piyasalar onu takip edecektir diye düşünüyorum açıkçası. Evet, önümüzdeki süreç için peki neler söyleyeceksiniz Amerika ve Çin'in bu diyaloğu dışında? Ya şunu söylemek lazım. Bir kere özellikle Cuma günden pazartesine baktığımızda Çin de Amerika'da bu gerilimin her iki taraf içinde çok yerinde olmadığını, kendileri için avantaj sağlamadığını düşündüklerini inanıyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde Çin'den bir açıklama geldi. Dolayısıyla mantıklı olmak gerekirse yıl sonuna kadar Çin'le Amerika'nın ben biraz daha yakınlaşmaya doğru gideceği bir dönem ve özellikle merkez bankalarında faiz indirmeye devam edeceği bir dönem. Bunun da dünya ekonomilerini özellikle gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin bazıları yani özellikle Avrupa ve işte Avrupa'nın yakınında olan ülkelerde biraz daha toparlanmaya neden olacak bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Tabii negatif açıklamalar arda arda geliyor hem Çin'den hem Amerika'dan. Bu da piyasanın tansiyonunu arttırıyor. Ama bir noktadan sonra daha işte kendi ülkelerinin menfaatini düşünecek her iki ülkede diye düşünüyorum. Dolayısıyla tansiyon arttı.
Ama yıl sonuna kadar o Çin-Amerika anlaşmasında olduğu bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet.